Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılacak alım hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Yeni büyük bir alım geldi. Herkes hayırlı olsun arkadaşlar. 2022 yılı Merkez ve Taşra Teşkilatı'na çalıştırılmak üzere 4B sözleşmeli personel memur alımı duyurusu gelmiş oldu. Bilginiz olsun 3546 kişi alınacaktır. Bakanlık Merkez Teşkilatı'na ve Bakanlık Taşra Teşkilatı olmak üzere farklı dallarda alımlar mevcuttur. Bunun için 2020 yılından KPSS P3, P94 ve P93 puan türlerinden en az 60 puana sahip olmanız gerekiyor. 2020 yılı puanı gerçekten çok büyük bir önem taşıdı. 2022 yılı puanı da o şekilde olmuş olacaktır. Bilginiz olsun. Lütfen 2022 yılı puanlarınızın yüksek olmasına gayet göstermiş olun arkadaşlar. Evet hangi dallar dağılım olacak? Önce bunun bilgisini vereyim. Daha sonra özel şartlar nelerdir? Kimler nereye başvurabilir gibi önemli soruların hepsine değinmiş olacağız. Başvuru ne zaman olacak? Nereden yapılacak gibi önemli konuların hepsini ayrı ayrı değerlendirmiş olalım arkadaşlar. Daha sonraki videomuzda ise hangi illere kaç alım var? Kimler nereye başvursa daha iyi olur veya kimler nereye başvurabilir gibi önemli soruların hepsine ayrı videolara değinmiş olacağız. Lütfen sadece bunlarla sınırlı değil diğer tüm atamalardan, videolarımızdan, önemli bilgilendirmelerden de haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeniz arkadaşlar. Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda kağıt respiratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, lisans, tekniker harita dalında diğer teknik hizmetleri bilgisayar, makine, elektrik, elektronik, yazılım, endüstri, inşaat yine harita dalında şehir plancısı, mütercim tercüman, büro personelleri ve destek personelleri lisans ön lisans düzeyinde alımlar mevcuttur. Toplamda 243 kişi merkez teşkilatına alınmış olacaktır. Bilginiz olsun. Bakanlık taşra teşkilatında ise neredeyse her ilde alım mevcuttur arkadaşlar. Bunun içinde avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik elektronik, büro personelinden lisans, ön lisans, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personelleri alımları mevcuttur. Şoför ve temizlik görevlisi olarak atanmış olacaksınız. Bilginiz olsun. Şimdi bu önemli kısma daha sonraki videomuzda değinelim. Tüm illerin hepsini ayrı bir şekilde ele almış olalım. Şu an için özel şartlar nelerdir gibi önemli soruların hepsine değinmiş olalım. Geriye yakalan kısımları demiş olduğun gibi farklı bir videoda ele almış olalım arkadaşlar. Hepsini şu an aktarırsam çok fazla uzun uzadıya bilgiler olacaktır. O yüzden çok fazla vaktinizi almadan önemli kısma geçmek istiyorum arkadaşlar. Genel şartları hakkında bilgi verelim önce. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. 18 yaşını tamlamış olmanız gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bulunmayacaksınız. Erkek adayların askeri ilişkiyi olmayacaktır. Ve ÖSYM 2020 yılında en az 60 puan sahip olmanız gerektiğini başta belirtmiş olduk zaten ortak şartları da sizler okursunuz özel şartlara geçmiş olayım arkadaşlarım özel şartlarda da sizlerin mesela kağıt respiratörüyle başvurabilmek için fakültelerin taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarım taşınabilir kültür varlıklarını koruma kültür varlıklarının koruma ve onarım gibi lisans alanlarından mezun olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Arşiv uzmanı için de bilgi belge yönetimi, dokümantasyon, enformasyon, arşivcilik veya kütüphanecilik lisans mezunu olmanız gerekiyor. Avukatlarda hukuk mezun olmak gerekiyor. Psikologlarda yine psikolojiyi bitirmiş olmanız lazım. Sosyal çalışmacıda sosyal hizmet, sosyal çalışma ve sosyal hizmetler bölümlerinden birinden mezun olmanız gerekiyor. Programcı, bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektrik, elektronik mühendisi gibi dallardan mezun olmanız gerekiyor. Bunların dışında harita tehlikeliği içinde mesleki soyuklarının harita, harita kadastro, harita ve maden ölçme gibi alanlardan mezun olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Herkes haritaya başvuramaz. Elektrik, elektronik tehlikeliği, elektrik, bunun dışında elektrik, elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon gibi dallardan mezun olmanız gerekiyor. Diğer teknik hizmet personeli demiş olduğu grafiker de grafiker dallarından mezun olmanız lazım. Mühendis alımı için de elektrik elektronik mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi gibi dallardan mezun olmanız lazım. Şehir plancısı için de fakültelerin şehir ve bölge planlama lisans mezun olmanız lazım. Mütercim tercüman ise İngiliz dili edebiyatı, İngiliz dili ve karşılama edebiyatı, İngiliz dili ve kültürü, İngiliz dili bilimi, İngiliz dil bilimi, İngilizce, mütercim tercümanlık gibi dallardan mezun olmanız lazım. Büro personeli için lisans mezunları başvuracaksa eğer lisans mezun olmak yeterli olacaktır. Bunun için de 4-5 sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmanız gerekiyor herhangi bir yerde veya ön lisans mezunun içinde herhangi bir ön lisans mezunu olmakla beraber farklı bir yerde 4B pozisyonda çalışmamış olmanız gerekiyor. Veya çalışıyor olsanız bile en az az bir yıldır istifa etmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Destek personelinde lise ve denge okul mezun olmanız lazım şoförlükte. Yine temizlik görevlisinde aynı şekilde herhangi bir değişiklik yok. Koruma ve güvenlik görevlisinde yine son başvuru tarihi itibariyle süresi dolmamış Özel güvenlik kimlik kartına sahip olması gerekiyor. Silahlı olması lazım. Lise ve denge okul mezunu olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olması lazım arkadaşlar. Evet, detaylar bu şekilde. De. Başvuru yeri tarihi hakkında bilgi verecek olursak da sizler e-adres aracılığıyla 17 ile 21 Haziran 2022 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı'nın internet sayfası üzerinden ulaşım sağlamış olacaksınız. Yine zamanı geldiğinde başvuru nereden ve nasıl yapılır gibi önemli soruya da değinmiş olacağız. Lütfen demiş olduğun gibi bildirimleri aktif hale getirerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeniz arkadaşlar. Benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlar olsun. Daha sonraki süreçte maaşları veyahut da sözlü sağlar nerede olacak veya illerin dağılımı, kimler nereye başvurabildiği gibi önemli soruların hepsine değinmiş olacağız arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede en iyi yerlere atanmış olursunuz. Demiş olduğun gibi bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.